1938 yılında Sait Aktaş'ın küçük bir lastik tamir atölyesinde başladı Aktaş Holding'in yolculuğu. 1950'li yıllarda önce atölye sayısı 3'e çıktı. Sonra 1972 yılında Sait Aktaş, Türkiye'nin ilk hava süspansiyon körüğünü üretti. Aynı yıl şirkete genç kuşak olarak Şahap Aktaş katılmıştı. İşini doğru yapanların mutlaka kazanacağına olan inançla ve azimle yüründü tüm yollar. 90'lı yıllarda Aktaş adı yavaş yavaş tüm sektörde duyulmaya başlamıştı. 2000'li yıllara gelindiğinde ise bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla yürüyüşe geçilmişti. Hızla artan firma sayısı ve yurt dışı yatırımlarıyla birlikte bugün bu oluşum büyük bir şirketler topluluğuna dönüştü. İki şirket, 25 bin metrekare kapalı alan, %75 pazar payıyla Türkiye'nin en büyük hava süspansiyon körük üreticisi, %100 yerli sermaye ile 110 milyon euro ciro, 6 kıtada 80'den fazla ülkeye pazarlanan 2 milyon adedi geçen üretim, Amerika ve Almanya'nın ardından dünyanın en büyük 3. hava süspansiyon körüğü üreticisi, dünya vatandaşı 500'ün üzerinde çalışan, bağımsız yedek parça piyasasında dünyanın en geniş ürün gamına sahip şirketi, dünya üretim adetleri ve satış rakamları karşılaştırıldığında 10 yıl içinde dünya lideri olma hedefi. Hedef 2023. Küresel güven ve yerel samimiyet tanımlamasıyla dürüstlük ve içtenlik, Aktaş'ın ürünlerinde, hizmetlerinde ve yönetim anlayışında tüm iş yapış biçimlerini şekillendirmektedir. Aktaş Holding çatısı altında sürdürülebilir değişim ve gelişimi sağlayacak olan da, başka bireyler için değer üretecek olan da, hedeflere ulaşılmasını sağlayacak olan da insandır. İnsana verdiği değerle Aktaş Holding'in hedefi, güçlü stratejilerle ve iş modelleriyle Aktaş değerlerinin aktarılması ve sürdürülebilir kılınmasıdır.